Pandemi süreci ve sonrasındaki ekonomik gelişmeler işlerinizi nasıl etkiledi? Kötü. Kent 77 ekranlarından herkese merhaba. 2021 yılının ardından esnafın durumunu merak ettik ve sizin için sahaya indik. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? 10. Bize dede mesleğinden kalma yaklaşık 49 yıldır Yalova'da esnaflık yapıyoruz. 27 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Yalova'dayım. Firmamız 1956 yılında kuruldu. Ben 1971'den beri işletmedeyim. Fiili olarak 1983'ten beri. Bu da bayağı bir 50 senenin üzerinde bir rakam yani. Yaklaşık 15 yıldır Yalova'da esnaflık yapıyorum. Hemen hemen 20 sene, 22 sene oldu. 13 yıldır esnafım. 15 yıldır yaklaşık. Aşağı yukarı 30 yıldır bu pazarda esnafız. Pandemi süreci ve sonrasındaki ekonomik gelişmeler işlerinizi nasıl etkiledi? Bayağı işlerimiz düştü. Şu anda yok denecek kadar düşük yani işlerimiz. Kötü. Pandemi tabii bizi çok etkiledi, çok büyük. Ben hizmet sektöründe ticaret yapıyorum, aynı zamanda cerrahi medikalciyim. Bizi çok etkiledi. İşlerimiz %70 derecesinde düştü. İşler olmadı, insanlar tabii kapandı. Yani biz de sıkıntı çektik yani. O 1,5 senelik süreçte sadece paket yapmak zorunda kaldık. O paket sürecinde evet biraz sıkıntı çektik. Ödemelerimizde aksamalarımız oldu. İlk 1,5 sene zaten çoğumuz kapalıydık. Çok fazla destek de göremedik maalesef. Hafif hafif düzelmeye başladık. Ama tabii eskisi gibi değil. Bağlı olduğunuz odadan kriz zamanlarında destek görüyor musunuz? Ne talepte bulunduk ne onlar da gelip bir şey sordular bize. Hiçbir destek görmedik. Herhangi bir destek almadık. En son sizin de bildiğiniz gibi bir devletin verdiği bir 3.000 lira yardım var. Onun dışında herhangi bir destek almadık. Şu pozisyonda göremiyoruz. Korona döneminde bir iki destekte bulundular ama şu anda yok yani. Yok, görmedim şu anda. Çünkü hani yönetimle pek fazla anlaşamadığımız için görmedim yani açıkçası. Görmedik. Gördük mü? Görmedik. Sadece bir pandemi sürecinde 25 bin liralık bir destek kredisi gördük esnaf odasından. Yani yeterli olduğumu anlamında söylüyorsan pek olmadı ama gene de şükür en azından o süreçte yaradı. KGF'lerden yararlandık. Ticaret odasının kredilerini kullanmadım hiç. KGF'den yararlandım yani. Peki belediye hizmetleriyle işleriniz oluyor mu? Pek fazla olmuyor. Hani genelde kendimiz hallediyoruz o işlerimizi. Belediyeyle herhangi bir bağlantımız yok. Belediyenin hizmet sektörüyle çok işlerimizin alakası yok. Şu anda yok. Belediye işleriyle ilgimiz yok. İl Özel İdaresi'ne bağlı bizim iş yerimizin yeri. Çok belediyeyle bağlantımız yok bizim. Peki belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Yani yarı yarıya diyelim. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama genel olarak memnunuz. Pandemi sürecinde bizim belediye olan borçlarımıza karşı bizi de sıkıştırmadılar. O konuda da bize taviz gösterdiler, rahatlık verdiler. Hatta işgaliye bedellerinde de indirime gittiler. Sağ olsunlar. Hani benim beklediğim fazla bir şey yok. Sokakların temiz olması, çöplerin alınması, onun haricinde bir beklentim yok yani. O da bana karşılık veriyor şu anda ya. Ara ara, her zaman değil. Son zamanlarda biraz daha düzelmeye gitti. Ne çok memnunum, ne memnun değilim. Yani böyle bir daha iyi olabilir diyebiliriz. Belediye bize de herhangi bir faydası olmadı. Biz bir şey görmüyoruz. Hayır. Belediye sokağımıza şu anda aydınlatma yaptı. Daha önceden karanlıktı bu cadde. Şu anda aydınlatma yaptı. Şu pozisyonda memnunuz. Yani başka bir şey görmedik yani belediyede. Yollarla ilgili şu anda büyük çalışma yapıyorlar ama yollar delik deşik. Perişan bir şekilde şu anda. Arabalarımızla iş yerimize gittiğimiz zaman mutlaka sıkıntılar yaşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ben pek bir şey görmedim yani. Ki 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Zor geçiyor. Pandemi yaşadık. Enflasyon oranları yükseldi. Herkes bunu görüyor. Bu markete yansıdı. İnsanların alım gücü biraz darlandı. Yeni yılda yeni zamlar yansıdı. 2021 malum yani herkes gibi sıkıntılı geçti ister istemez. Ama yani bir şekilde bitirdik. Hayat devam ediyor. Yani pek güzel geçmedi açıkçası. Güzel geçmedi ama daha iyi olur inşallah. Yani, yani bayağı sıkıntılı geçti yani. Çünkü işler düştü. Hani esnaf olarak şimdi normalde 5 yıl önceki yaptığımız ciroyu şu anda yine aynı ciroyu yapıyoruz ki fiyatlar çok yüksek olmasına rağmen. Yani insanların alım gücü düştü daha doğrusu. Kötü geçti.
Yani genel olarak birçok arkadaşımız zor durumdaydı. Hani bizim başka işlerimiz de vardı. Biz fazla hissetmedik birçok şeyi. Ayakta durabildik. Yani 2014'ler, 15'ler gibi değil tabii. Ama 21'de yine iyi diyelim. Kötü. Çok kötü geçti. Pandemi çok etkiledi bizi. İnşallah 2022'ye daha iyi gireceğiz. Son olarak Yalovalılara yeni yıl için bir mesajınız var mı? Herkese sağlık, mutluluk dilerim. Ne diyeyim, akıl sağlığı versin insanlara ilk başta. 2022 yılı inşallah hepimiz için güzel, mutlu, sağlıklı bilhassa bu pandemiden kurtulabileceğimiz bir yıl olur inşallah. Valla yeni yıl hayır, uğur, bereket getirsin. İnşallah şu Covid'den de bir an önce kurtulalım. Herkes çok dikkatli olsun. Söyleyeceklerim bu yani. Valla yeni yıl için inşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu, herkesin gönlünce yaşayacağı bir sene olsun. Sağlık, mutluluk dilerim. Başka ne dileyebilirim ki? Şu son yılların derslerini çıkartıp daha iyi yıllara hazırlanabilmemiz için el birliğiyle mücadele edelim. Fiyatlarımıza zam yapmayalım. Birbirimize dayanışma içerisinde olalım. Yani eski o Yalova'nın güzel halini tekrardan yaşatalım. İnşallah bütün esnaflarımızın, insanlarımızın daha iyi bir yıl geçirmesini isteriz tabii ki de. Bu hastalıklardan, bu felaketlerden kurtulmayı isteriz biz de.